geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına göre doktorlara 2500 ile 5000 lira arasında farklı maaş verilecekti. Ek ücret verilecekti ve bu açıklamanın ardından tüm Türkiye'deki sağlık çalışanları bu kapsama kendilerinin de dahil olmasını istediler. Erdemli'de Mersin Sağlık Sen İl Başkanı Hasan Özer tarafından Sağlık Sen üyeleri Erdemli Devlet Hastanesi Poliklinik önüne gelerek sağlık çalışanlarının hakkını toplu olarak verilmesi gerektiğini ifade ettiler ve basın açıklamasında bulundu. Şimdi İl Başkanı, Sağlık Sen İl Başkanı Hasan Özer basın açıklamasında neler konuşmuş onu dinleyelim. İnsanlığın en zor dönemi olan salgın hastalıklarda birçok meslek grubu adeta insanlardan bir vebalı gibi kaçarken insanların en dar anında, en acı anında elinden tutan pandeminin kahramanları. Basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Sağlık çalışanlarının gür sesi yetkili sendika Sağlık Sen olarak bugün burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Sözlerime başlamadan önce COVID nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli basın mensupları, geçen hafta çarşamba günü gündeme bir haber düştü. Hükümet hekimlerin ücretinde 2500 ile 5000 TL arasında bir iyileştirme yapacağını deklare etti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında yapılacak olan iyileştirme herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Çünkü döviz almış başını gidiyor. Artan enflasyon nedeniyle bütün ürünlerin etiketi günden güne değişiyor. Yani para pula döndüğü için fiyatlar cep yakıyor, yürek yakıyor. İşte böyle bir ortamda sadece hekimlere yönelik bir iyileştirme yapılacağı açıklandı. Değerli basın mensupları, öncelikli olarak şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Hekimler adına yapılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyoruz. Hatta çok geç kalmış bir düzenlemedir diyoruz. Yalnız yapılan düzenlemede hekimlere de artı bir para getirmediği aşikardır. Bu dediklerimizin dışında kullandığımız başka bir cümle yok. Bu dediklerimizin aksini iddia eden birisi varsa ortaya çıksın. Belgesi olan varsa ortaya koysun. Algı operasyonuyla Sağlık Sen'in haklı mücadelesine gölge düşürmeye çalışanlar iddialarını ispatlamakla yükümlüdürler. İspatlamazsalar yalancıdırlar, iftiracıdırlar. Sağlık Sen olarak hekimlerin haklarını her zeminde savunduğumuzu birlikte çalıştaylar yaptığımız hekim dernekleri çok iyi bilir. Bu konuda yapmış olduğumuz çalıştaylar, hazırlamış olduğumuz raporlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililere iletildi. Performanstan kaynaklanan ücret adaletsizliğinin yaratmış olduğu tahribat her platformda bizatihi Sağlık Sen tarafından dile getirildi. Tüm bu bilgilerin kamuoyuna açık olmasına rağmen Sağlık Sen üzerinden bir algı operasyonu yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Algı operasyonu Sağlık Sen'in haklı mücadelesine gölge düşürmekten başka bir anlam ifade etmiyor. Değerli basın mensupları, sağlık hizmetleri emek yoğun bir hizmettir. Pandeminin olağanüstü şartlar içerisinde tüm sağlık çalışanları can siperhane çalıştılar. Çok sayıda arkadaşımızı COVID nedeniyle kaybettik. Ruhları şad olsun, mekanları cennet, makamları âli olsun. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve hekiminden hemşiresine, teknikerinden memuruna, sağlık çalışanların tümünü kapsamayan bir düzenleme kadüktür. Hiçbir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır. Bu büyük bir haksızlıktır. Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir. Bu tepkiyi sadece bizler değil, yüz binlerce sağlık çalışanı gösterdi. Sosyal medya adeta inledi.
Sadece Sağlık Bakanlığı çalışanlar değil, aynı zamanda üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, aile hekimliği çalışanlar da bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Açıkçası bu durum sağlık çalışanlar içerisinde çok büyük bir infiale yol açmıştır. Değerli basın mensupları, şunun altını özellikle çiziyoruz. Yetkili sendika olarak biz zam yapılmasına asla karşı değiliz. Olmayız da. Zamma karşı olmamız sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Bizim karşı olduğumuz bu. Herkes emek ve ekmek mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi, çünkü sağlık bir ekip işidir. Bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibidir. Hemşireyi doktordan, doktoru teknikerden, teknikeri ambulans şoföründen, güvenlikçisinden, temizlikçisinden, yardımcı sağlık hizmetlerinden ayrı görürseniz ve ona göre muamele ederseniz bir yönüyle hepsine kötülük etmiş olursunuz. Dahası bu şekilde davranarak sağlık sisteminin altını oymuş olursunuz. Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor. Sağlık sisteminin bu ve benzeri kötülüklerle, haksızlıklarla ayakta durması mümkün değildir. Değerli basın mensupları, ülkemizde kamu adına 1 milyon sağlık çalışanı görev yapıyor. Kapıdaki güvenlik görevlisinden, danışmadaki bilgi işleminden memuruna, temizlik görevinden teknikerine, ambulans şoföründen röntgen teknisyenine, hemşiresinden doktoruna, bunların tamamı 1 milyon sağlık emeklisine dahildir. Görev tanımları farklıdır. Ancak yaptıkları iş insanımıza sağlık hizmeti sunmaktır. Her bir branştaki, her bir birimdeki sağlık emekçisi, sağlık emek zincirinin bir halkasını temsil ediyor. Zincirinin bir halkasını yok sayarsanız tamamını yok saymış olursunuz. Zincirin bir halkasını kırarsanız tamamını incitmiş olursunuz. Zincirin bir halkasını görmezden gelirseniz tamamını görmezden gelmiş olursunuz. Zam konusunda geçen hafta yapılan açıklamalarla tam da bu durum ortaya konmuştur. Üstelik en yetkililerin ağzından, gerçekten de çok üzüntü verici bir durum. Geçen hafta sağlığın bir ekip işi olduğu, sağlık çalışanlarının da bir bütün olduğu göz ardı edilmiştir. Çok şükür Sağlık Sen teşkilatının onurlu duruşu, genel merkez yönetimimizin çok gönlü girişimleri ve ülke satındaki sağlık çalışanlarının feryadı neticesinde siyasi irade eksikliğin farkına varmış gözüküyor. Açıklamalara bakacak olursak zam konusu bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar meclis gündemine gelecek. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz. Meclisten yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz. Tersi bir uygulamaya tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanlarını kırar. Tersi bir uygulama sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Pandemiyle mücadelemizdeki başarımız dolayısıyla bizleri, yani fedakar sağlık çalışanlarını alkışlamayan, teşekkür etmeyen kalmamıştı. Buradan sormak istiyoruz. Sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz diyenler,
sağlık çalışanlarının bir kısmını mı alkışladılar? Belli bir yaştaki sağlık çalışanlarına mı teşekkür ettiler? Hayır. Ayrım yapmaksızın sağlık çalışanlarımızın tamamına teşekkür ettiler ve alkışladılar, değil mi? O günler ne çabuk unutuldu. Zam konusu gelince bu ne ayrımcılık diye ayrımcılık yaparak yüz binlerce sağlık çalışanına helalleşeceklerini mi düşünüyorlar? Ya da ayrımcılık yaparak çalışma barışını sağlayabileceklerini mi düşünüyorlar? Çalışanların moral ve motivasyonunu arttıracaklarını mı düşünüyorlar? Sağ gerçeklerinden yoksun. Oldu bitti. Masa başı kararlar bunlar olması mümkün değildir. Yüz binlerce sağlık çalışanının takdirini kazanmanın yolu belli. Hak ve hakkaniyet ölçüsünde bir kısmında değil tamamına zam yapmaktır. 1 milyon sağlık çalışanının bir kısmına zam yapıp geri kalanını yok saymak, çalışma barışını baltalamaktan, sağlık çalışanlarını kutuplaştırmaktan başka bir anlam ifade etmez. Hele tüm bunlar sağlık çalışanlarını en iyi anlaması gereken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyorsa bu çok daha vahim bir durumdur. Saygıdeğer basın mensupları, Sağlık Sen olarak bu vehamete dur demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye'de, şubelerimizde, genel merkezimizde iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarının bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık Sen olarak sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası, sağlık ordumuz bu tür yanlışlıkları, bu tür haksızlıkları asla ve kat'a hak etmiyor. Ümitle temennimiz çok geç olmadan kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir. Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzurunun sağlanmasına özellikle bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiçbir kimsenin unutmaması gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmalarımızı sonlandırıyor. Teşrifleriniz dolayısıyla siz değerli basın mensuplarına, kıymetli pandeminin kahramanlarına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.